Artık büyümeye başlıyorsun canım. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Hikaye zamanı çocuklar. Bir bakalım bugünün hikayesi Caillou'nun yeni ayakkabıları. Gilbert. Tamam. Ayakkabılarını bağlamak için yardıma ihtiyacın var mı? Hayır. Ayakkabılarım acıtıyor. Tatlım, ayakların büyümüş. Artık bunlara sığmıyor. Yenisine ihtiyacım var. Al bakalım, şimdilik bunları giy. Hemen ayakkabı almaya gidelim, tamam mı? Caillou botlarıyla yağmur birikintilerinde oynamayı seviyordu. Ama bugün hava güneşliydi ve koşmak istiyordu. Merhaba Sera. Merhaba Caillou. Nereye böyle? Yeni bir ayakkabı almaya. Ayakkabını aldığın zaman bir yarış yaparız. Görüşürüz. Hoşça kal Sera. Ben de Sera'nın ayakkabılarından istiyorum. Hadi gel Caillou. Caillou etrafındaki bütün ayakkabılara ve botlara bakmaktan hoşlandı. Çeşitli yazlık ayakkabılar vardı. Hanım ayakkabıları vardı. Ve hatta iş ayakkabıları da vardı. Olamaz. Evet. Bunlarla hızlı koşulabilir. Hangi rengi beğendin Caillou? Caillou o anda hangi rengi daha çok sevdiğine karar veremedi. Renge karar vermeden önce ayak numarasına baksak daha iyi olacak. Bir bakalım, senin numaran 7 numara. Anne, ben 7 numarayım. Aman Allah'ım, ayaklarım büyüyor Caillou. Şimdi mavi mi istersin, yeşil mi? Yeşillere ne dersin? Yeşil, evet. Botlarını bu kutuya koyalım ki eve rahat götürebilesin. Yeni botların çok güzel Caillou. Benim yeni ayakkabılarım da öyle. Ama önce ayak numaranı ölçmeliyiz anne. Benim ayaklarım büyümeyi bırakalı çok oldu canım. Yarış benimle Sera. Sen benden daha hızlı koşuyorsun. Yarış benimle. Hikaye dinlemeye hazır mısınız çocuklar? Gel ateşin başında otur. Burası çok iyi ve sıcacık. Hadi başlayalım. Bugünün hikayesi Caillou'nun kardan adımı. Ya işte oldu. Ben de tuttum. Hadi kardan adam yapalım. Kardan adam. Evet. Bana yardım eder misin? Caillou kardan adam yapmasını bilmediği halde bu fikir onun çok hoşuna gitmişti. Evet. Tamam, o zaman sen başından başla, ben de gövdesini yaparım. Tamam. Kardan adam yapacağım.
Bunu yapabilirim. Hey! Yapamıyorum. Kardan adam yapmaktan nefret ediyorum. Başını yapabildin mi Kayı? Ben yapamadım. Yapamadın mı? Üzülme, ben sana öğretirim. Biz dünyanın en büyük kardan adamını yapacağız. Dünyanın en büyük kardan adamı mı? Uzayın bile. Bence bu kar topu yeterince büyük. Hadi yenilerini yapalım. Önce küçük kar topları yapmalıyız. Gördün mü? Kayu, Sarah'ın kendine bir şeyler öğretmesinden memnundu. Bir kar topu yaptım. Evet, yaptın. Hey! Yapma! Ama Kayu durmadı ve Sarah bu oyunun artık eğlenceli olmadığını düşünüyordu. Tamam, eğer kardan adam yapmak istemiyorsan ben gidiyorum. Hayır, kal lütfen. Ben seninle kardan adam yapmak istiyorum. Bak o zaman, çok kolay. Ben bitirdim. Tamam, hadi kardan adamlarımızı yan yana koyalım. Bu parçayı diğerinin üzerine koymalıyız. Hazır mısın? Umarım taşır. Şimdi baş yapmalıyız. Bu senin kardan adamın. Tamam. Merhaba çocuklar, size bir sürprizim var. Torbaya bakın. Havuç mu? Bununla kardan adama burun yapabiliriz. Yaşasın. Torbada harika sürprizler vardı. Ve bir süre sonra kardan adamın yüzünde kocaman bir gülümseme oldu. Bende bir şey daha var. Bakalım uyuyacak mı? Baksana Sera, çok güzel oldu. Ve bugüne kadarki en büyük kardan adam. Mükemmel. İçeri gelip bir şeyler yemeye ne dersiniz? Bir dakika. Ne oldu? Bir kar topu. Hayır, kardan adamın yemeği. Hikaye zamanı çocuklar. Şimdi bakalım Kayu bugün ne yapmış? Bugünün hikayesi Kayu Palyaço. Bil bakalım ne yapacağız Rosie? Geçi töreni. Töyen, töyen. Atları, trompetçileri ve palyaçoları göreceğiz. Ben palyaçoları çok seviyorum. Hayır palyaço, hayır. Hey Rosie. Yaşasın, geçit törenine gideceğiz. Bum 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 bum. Ah Kayu, bilemiyorum. Ne oldu anne? Geçit törenine gitmenin iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Ama neden? Ben geçit törenine gitmek istiyorum. Orada palyaçolar da olacak Kayu ve biliyorsun Rosie onlardan çok korkuyor. Hayır, artık korkmuyor. Ben gitmek istiyorum. Kayu çok mutsuzdu ve kızgındı. Bu haksızlıktı. Neden gidemeyecekmişiz? Rosie bir bebek olduğu için mi yani? Hatırlasana Kayu, küçük bir bebekken sen de çok korkardın, tıpkı Rosie gibi. Peki şimdi ne yapacağız? Derken Kayu'nun aklına bir fikir geldi. Gördün mü Rosie? Hiç de korkunç değil. Rosie, bu sadece bir oyuncak. Ben ne yapacağımı biliyorum. Palyaçolar geçerken gözlerini kapatırız. Hadi gel Kayu, senin odana gidelim. Neden? Benim bir fikrim var. Belki de geçit törenine gidebiliriz ama yardımın gerekiyor. Kayu annesinin fikrinin ne olabileceğini bilemedi. Bakalım. Tamam, bunlar olur. Rosie'ye palyaçoların korkunç olmadığını, sadece giysilerinin farklı olduğunu anlatalım. Tamam. Bak Rosie. Hmm,
Bak saç. Gördün mü Rosie? Palyaçolar çok komiktir. Hayır Rosie, böyle. Gördün mü? Sersem kitti. Bak Rosie, palyaço oldun. Artık Rosie palyaçolardan hiç korkmuyordu. Rosie, bak. Tamam çocuklar, artık geçit törenine gidebiliriz. Yaşasın. Usludur Rosie. Benim palyaçolarım gitmeye hazır mı? Evet. Hadi gidelim. Bugün Kayu ve özel arkadaşıyla ilgili hikaye okumaya ne dersiniz çocuklar? Bugünkü hikayemizin adı Kayu'nun özel arkadaşı. Hey! Yaşasın! Kayu özel arkadaşı George'la birlikte oynuyordu. Kayu'nun arkadaşı George çok özel bir arkadaştı. Seninle dinozorculuk oynayabilir miyiz? George'u sadece Kayu biliyordu. Onu gören hiç olmamıştı. Birden Kayu'nun aklına harika bir şey geldi. Hey, hadi gel yarışalım. Anne bak, büyük anne bak. Ben arkadaşımla yarış yapıyorum. Ben acıktım. Hadi gidip Kayu'ya yemek zamanının geldiğini söyle, tamam mı Rosie? Tamam büyük anne. Kazandım, kazandım. Olamaz. Kayu etrafı toplamaya çalışırken bir yandan da saksının kırılmasına George'un sebep olduğunu düşünüyordu. Kayu, Kayu, Kayu. Yemek zamanı. Geliyorum. Biliyor musun George çok hızlı koşuyor. Ama yarışta ben onu geçtim. George nerede oturuyor Kayu? Tam olarak bilemiyorum büyük anne. Kayu. Ama sanıyorum bizim bodrum katında oturuyor. George benim bu dünyadaki en iyi arkadaşım. Kayu bak hepimiz bitirdik ama sen o kadar çok konuşuyorsun ki tabağına dokunmadın bile. Affedersin anne. Belki de sen yemeğini yerken George dışarıda beklese daha iyi. Merhaba Kayu. Biraz buraya gelir misin? Bununla ilgili bir bilgin var mı? George yaptı baba. George'un yaptığına emin misin Kayu? Kayu'nun babası saksıyı kıranın George olmadığını biliyordu. Evet baba, onunla yarışırken George düşürdü saksıyı. Tamam. Bu işte senin de biraz katkın olmuş olabilir mi peki Kayu? Evet baba. Bak ne diyeceğim. Neden burayı temizlememe yardım etmiyorsun? Bir dahaki sefere George'la oynarken ikiniz de biraz daha dikkatli olursunuz, tamam mı? Kayu bu fikri çok beğendi. Tamam. Güzel. Sen faraşı tut, ben de süpüreyim. Öyle değil mi baba? Birazcık senin gibi. Beni salıncakta sallamana bayılıyorum baba. Ben de seni sallamaya bayılıyorum Kayıp. Aa, dışarısı çok soğuk. Hikaye zamanımızda burada olmaktan memnunum. Bakalım Kayu bugün neler yapmış. Bugünün hikayesi, Kayu yaprakları süpürüyor. Kayu ve Rosie öyle çok eğleniyorlardı ki anne ve babalarının kendilerini seyrettiğinin farkında bile değillerdi.
Kayu, Rosie. Sanırım çok iyi vakit geçiriyorsunuz çocuklar. Anne, baba siz de bizimle oynayın. Baba. Anne, baba. Baba, bu yaprağı uçurdun. Bana kırmızı yaprağı göster Rosie. Evet, çok güzel. Burada sarı var anne ve bir tane daha kırmızı. Teşekkür ederim Kayu. Teşekkür ederim Rosie. Kayu bütün günü ailesiyle birlikte yaprakların arasında geçirdiği için çok mutluydu. Sanırım içeri girip yemek yeme saati geldi. Hadi ikiniz de gelin. Ben kalıp yaprakları süpüreceğim. Kayu öylesine mutluydu ki bu eğlencenin bitmesini hiç istemiyordu. Bu güzel günün sonsuza dek devam etmesini istiyordu. Ben burada kalıp babama yardım edebilir miyim? Tabii. Bu çok iyi bir fikir. Yaşasın! Öyle çok yaprak var ki Kayu. Hepsini temizleyebilecek miyiz? Evet. Ben yaprakları süpürmeyi seviyorum baba. Aslında zor bir iş ama birlikte yapınca eğlenceli oluyor. Kayu babasına yardım etmeyi seviyordu. Ama oyun oynamayı da seviyordu. Yaprak yığınlarının şehirdeki kocaman evler olduğunu hayal etti. Ben bu evde yaşamak isterim. Kayu kendini yaprak yığınlarının kocaman evler olduğunu hayal etmeye öyle kaptırdı ki havanın karardığını bile fark etmedi. Baba gel de evimi gör. Evet, bu muhteşem bir ev. Kendi başına mı yaptın? Evet. Hadi ikiniz de gelin. Akşam yemeği hazır. Baba, çok güzel bir gündü. Benim için de canım. Bütün ailem yanımdayken çok mutlu oluyorum. Ben de. Yaprakları süpürmeyi bitirdiniz mi? Evet. Çok vardı. Ben bir ev bile yaptım. Kayu bana gerçekten de çok yardım etti. Hey. Senin başında ne var öyle? Merhaba çocuklar. Hikaye zamanı. Bakalım Kayu bugün neler yaptı? Bugünün hikayesi Kayu'nun büyük arkadaşı. Kayu bak bu Andre. Annesiyle ben çocukluğumuzdan beri arkadaşız. Kayu Andre'nin hiç de küçük olmadığını düşündü. Aslında Andre çok büyük görünüyor. Sen çok büyümüşsün Andre. Kaç yaşındasın? 6 yaşındayım. Neden biz konuşurken sen Andre ile oynamıyorsun? Gel bir kale yapalım hadi. Senin oyuncakların yok mu? Buldum bile. Hadi topu oynayalım. Hayır evde olmaz. Yok ola. Kalemi yıktın. Hayır ben yıkmadım sen yıktın. Evde top oynanmasına izin verilmez. Gel o zaman başka bir şey oynayalım. Saklambaç oynayalım mı? Tamam ben saklanacağım. Tamam sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geliyorum. Geliyorum. Kayu, neredesin? Kayu, neredesin? Kayu bu çıplak ayaklara dayanamadı. Hafifçe gıdıkladı. Hey! Olamaz. Seni buldum. Bu Adil değil, ben düştüm. Evet, Adil. Sobelendin Kayu. Başka bir şey oynayalım lütfen. İyi, tamam. Odanda oyuncakların var mı? Andre Kayu'yu çok üzüyor. Beni bekle, robotumu getireceğim. Andre, robotumu getirdim. Bu da neydi? Sandalyemi
Canın acıdı mı? En güzel sandalyemi kırdı. Artık benim arkadaşım değil. Andre, çok üzgünüm. Yarın için bir sargı bezi getireyim canım. Tamam canım. Caillou Andre'ye çok kızmıştı. Ama yarasını görünce onun için üzüldü. Andre yaralandı mı anne? Birazdan iyi olacağına eminim tatlım. Caillou'nun sandalyesini kırmak istemedim. Kazayla oldu. Neden biraz da dışarıda top oynamıyorsunuz? Ama top ağacı asılık kalmış anne. Ben alabilirim. Şuna bak. Bekle. Bana bak, böyle vuracaksın. Tuttum. Caillou artık Andre ile oynamaktan hoşlanıyordu. Hop. Hikaye zamanı çocuklar. Bunu seveceksiniz. Caillou'nun nasıl boyaya bulandığını anlatıyor. Adı da Caillou'nun boyaları. Caillou o gün büyük annesinin tavan arasındaydı. Genelde orada çok eğlenceli şeyler bulunurdu. Ama bugün biraz farklıydı. Caillou kendini kötü hissediyordu ve canı hiçbir şey yapmak istemiyordu. Caillou'nun canı sıkkındı. Ne yapacağını bilmiyordu. Hey Caillou. Sürpriz. Sanki hiçbir şey Caillou'yu neşelendirmiyordu. Bugün ters tarafından kalkmış olmalısın Caillou. O da ne demek? Bazı günler sabah uyandığında kendini keyifsiz hissedersin ve bunun sebebini bilemezsin. Ben keyifsiz değilim. Bunu duyduğuma sevindim. Ara öğün için elmalı çöreğimiz olacaktı. Gidip bakayım. Ben aç değilim. Elmalı çörek de istemiyorum. Göreceğiz bakalım. Caillou bugün çok keyifsizdi. Ne yapmalıydı? Caillou'nun büyük annesi boyalarını kullanmasına hep izin verirdi. Ve Caillou resim yapmayı hep severdi. Caillou bu mavi rengi beğendi ve büyük annesinin diğer boyalarını da kullanmaya karar verdi. Caillou, elmalı çörek hazır. Caillou, neredesin? Buradayım. Aman Allah'ım, şu ellerinin haline bak. Ben parmak boyası yaptım. Ve şu güzel resme bak. Elmalı çörek istiyorsan önce ellerini yıkamalısın. Elmalı çörek istiyorsun, değil mi? Evet. Güzel mi canım? Caillou. Merhaba tatlım. Büyük annenle güzel zaman geçirdin mi? Anne, ben parmak boyası yaptım. Caillou bugün başlangıçta biraz keyifsizdi ama sonra bu güzel resmi yaptı. Ve artık keyfi yerinde. Eve gitmek istemiyorum anne. Bir başka gün yine gelebilirsin ama. Doğru. Ne zaman tersinden kalkarsan ve keyifsiz olursan büyük anneni görmeye gelebilirsin tatlım. Ben yine keyifsiz olmak istiyorum. Şuraya bakın, Caillou postacı olmuş.
Bu kostüm bugünkü hikaye zamanına çok uygun. Çünkü bugünün hikayesi Kayu mektup yazıyor. Eğleniyor musun canım? Evet anne. Ne güzel, pırıl pırıl bir gün. Ben güneşi çizeceğim. Sanırım mektuplarımız geldi. Bakalım bugün güzel şeyler var mı? Faturalar, faturalar, faturalar. Sadece faturalar. Normal bir mektup alsaydık değişiklik olurdu. Merhaba Kayu. Bir derdin mi var canım? Annem bir mektup almak istiyor. Şimdi mi istiyor? Kayu annesinin faturalar yerine normal bir mektup almak istediğini anlattı. Peki neden ona bir tane yollamıyoruz? Aslında sanırım sen zaten bir tane yazmışsın. Evet bak bu harika bir mektup olur. Bunu anneme yollayabilir miyiz? Kesinlikle. Postacının bunu yarın getirmesini isteyelim. Kayu bazen insanların mektuba X çizerek öpücük yolladıklarını biliyordu. Öpücük mü? Harika oldu. Şimdi bir zarfa ihtiyacımız var. Ben yerini biliyorum baba. Hemen getiririm. Pulu nereden bulacağız? Evet. Aa, Gilbert. Kayu, neredesin? Eyvah. Siz ikiniz ne yapıyorsunuz orada? Aa, hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. Öyle değil mi Kayu? Evet anne. Eğer annenin mektubu yarın sabah almasını istiyorsak bu gece hepsini bitirmiş olmalıyız. Ve yarın sabah çok erken kalkmalıyız. Evet. Şimdi başka ne yapmamız gerek? Üstüne pul yapıştırmamız gerek. Çok haklısın. Ertesi gün Kayu ve babası postacı ile karşılaşabilmek için erkenden kalktılar. Anne, anne! Postacı geliyor. Anne, sanırım bugün bir mektubum var. Bu mektup çok ilginç görünüyor. Kayu, ne güzel bir sürpriz bu. Gilbert'a bile imzalatmışsın. Teşekkür ederim Kayu. Mektubumu sonsuza kadar saklayacağım. Sonsuza kadar mı? Hmm. Yaşasın. Bu aldığım en güzel mektuptu.